Türküler ve Öyküleri. Taner Akyol'un müziği, Kemal Kocatürk'ün anlatımıyla. Ayrılık hasretlik kâr etti cana, kâr etti cana. Seher yeli sevdiğimden ne haber? Seher yeli sultanımdan ne haber? Selamın te et kutbi cihana, kutbi cihana. Seher yeli sevdiğimden ne haber? Seher yeli sultanımdan ne haber? Bülbül gibi bağlamışım kareler, hey yar kareler. Ayrılık derdine nedir çareler? Ayrılık derdine nedir çareler? Merhem kabul etmez dilde yareler, dilde yareler. Seher yeli sevdiğimden bir haber, seher yeli sultanımdan bir haber. Sıtkıyam kalmışım ıssız çöllerde, ıssız çöllerde. Böyle dert bulunmaz gayrı kullarda, böyle dert bulunmaz gayrı kullarda. Anasız babasız gurbet ellerde, gurbet ellerde. Seher yeli sevdiğimden ne haber? Seher yeli sultanımdan ne haber? Merhaba, ben Kemal Kocatürk. Taner Akyol'la birlikte Özgürüz Radyo için hazırladığımız yeni bir Türküler ve Öyküleri programıyla yine karşınızdayız. Bu programımızı ayrılık türküleri ve öykülerine ayırdık. Programın açılışında Taner Akyol ve öğrencileri ayrılık hasretlik kâr etti cana türküsüyle yaptılar. Türkü Sıtkı'nın sözleri Nesim İçmen'in bestesiyle vücut bulmuş. Türkünün hikayesi Sıtkı'da saklı kalmış. Ama türkünün gün ışığına çıkışı, bu sözlerin ezgiye dökülüşü Nesim İçmen'le gerçekleşmiş.
Nesim Çimen'in biricik oğlu, benim de sevgili dostum balet müzisyen Mazlum Çimen, bir sohbetimizde bu türküye dair şunu anlattıydı. 1961 yılında olsa gerek, Yaşar Kemal'le birlikte İstanbul'a gelir Nesim'i ve Behçet Kemal Çağlar'ın evinde bir süre konuk olur. Bu türküyü de ilk orada seslendirir. Çünkü sevgili eşi Dilber ve biricik oğlu Mazlum anasıyla Kadirli'de kalmışlar. O da onlara olan hasretin sızısıyla bu türküyü bestelemiştir. Nesim Çimen'i elbette tanımayan yoktur ama genç kuşak için küçük bir hatırlatma yapalım isterim. Nesim Çimen 1931 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğar. Daha sonra ailesiyle birlikte Kayseri'nin Sarız ilçesine yerleşirler ve bir köy ağasının yanında marabı olarak çalışmaya başlar. 12 yaşındayken saz çalmaya başlayan Nesim'i ağanın kızı Dilber'e aşık olunca birlikte Kayseri'den kaçıp Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Sevdili köyüne yerleşirler. Anadolu Aleviliğinin yoğun yaşandığı bu bölgede uzun süre kalırlar. Bir süre sonra ailesiyle beraber Osmaniye'nin Kadirli ilçesine göç eder. Bu dönemde yazar Yaşar Kemal ile tanışır ve onun da yardımıyla bir fabrikada işe başlar. Greve çıkan işçilerin başına geçince işten atılır ve ailesinin geçimini sağlamak için ozanlığa başlar. 1967 yılında Tunceli'de sergilenen bir Pir Sultan Abdal oyununda oynayan ve deyişler söyleyen Nesim'i salonda olay çıkınca gözaltına alınır ve bıyığının yarısı tek tek yolunmuş bir vaziyette serbest bırakılır. Ailesiyle birlikte İstanbul Zeytinburnu'nda bir gecekonduya yerleşir. Evine kimler gelip gitmez ki? Can Yücel, Yaşar Kemal, Atıf Yılmaz, İlhan Selçuk, Beyce Boran, Mehmet Ali Aybar, Harun Karadeniz, Yılmaz Güney, Mahsun Şerif, Aşık İhsani, Ali Özgentürk gibi birçok kişinin misafir edildiği bir ev olur bu ev yıllarca. Atıf Yılmaz'ın ricası üzerine Murad'ın Türküsü adlı bir filmde küçük bir rol oynayarak Yeşilçam'da da boy gösterir. Küçük yaştan itibaren türkü derlemeleri yapan Nesim'i topladığı folklor değerlerini radyo arşivlerine kazandırır. Şah İsmail Hatay'ı, Pir Sultan Abdal ve diğer usta ozanların nefeslerini söyleyerek kendini tanıtır. Nefeslerini, türkülerini bağlamayla değil, göğsünde taşıdığı cura eşliğinde söylemesiyle daha da ünlenir. Yıllarca kendi yazdığı deyişlerini de okuyup söyler. Tarih 2 Temmuz 1993. Nesim'i birçok yoldaşıyla birlikte Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakıldığı gün, oteldeki 35 kişiyle birlikte Sivas katliamında hayatını kaybeder. Eşi bu yangından ağır yaralı olarak kurtulur. Büyük ozan Nesim'in cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir. Evet, ayrılığın bin bir hali mevcuttur güzelim dünyamızda ama en acı olanı bu dünyadan yitip gitmek olmalı. Üstelik de gözü dönmüş, ağzı köpürmüş bir güruh tarafından yakılarak. Bu vesileyle Sivas ellerinde hunharca katledilen, yakılmış tüm canları burada Nesim'i adıyla birlikte anmış olalım. Sözün tükendiği yere geldik. Sözün tükendiği yerde de saz mızrabıyla buluşurmuş.
aşık aşka yanındı. Bu fakirim aşık aşka yanındı. Bak her enleri birbirinden kanandı. Yar yar kanandı. Dosta doyma olmaz olmaz. Dostun gül cemali cennettir bana. Kul fakir. Gerçek adı Ali Oymak. Amasya Merzifon'un Kremer köyünde doğdu. Doğum tarihi kaynaklarda 1873 olarak geçse de 1882'de vefat eden Kul Hüseyin'e intisabı, eldeki fotoğraf ve bu fotoğraftaki kişilerin yaşları, yörede akran gösterilerek yapılan anlatılar ve yaş çıkarımları doğrultusunda 1860'ların başında doğmuş olması muhtemeldir. Okula gitme imkanı olmamıştır. Babası Musa dededir. Geçimini çiftçilik yaparak kazanmış. Daha sonraki yıllarda Merzifon'a yerleşmiş ve burada 1938 yılında vefat etmiştir. Evinin avlusunda kendi adıyla anılan türbede yatmaktadır. Ayrılık, ayrılık diyoruz. Ayrılık üzerine yüzlerce şiir yazılmıştır. İşte bir tanesi de Ahmet Telli'den. Bütün ayraçları kaldırdın ama unuttun. Bir şey vardı yine de, çiçekleri sulamadın. Gökyüzü sarardı o zaman, bulutlar kirlendi. Ve ne kadar az konuşur olduk gün boyu. Birden ayrımsadık ki, ayrılık orada başlıyor. Tam da susuşların birbirine eklendiği yerde. Ezberlenecek hiçbir şey yok bu dünyada. Kirletilmemiş bir bulut bile yok artık. Böyle diyorsun her yolculuğa çıkışımda. Yaşadığın kent de sana benziyor gitgide. Ne zaman dönmeyi düşünsem yangın çıkıyor ya da erteliyorum biletimi son anda. Uzun bir sessizlik oluyorsun dağlara baksam. Karşılıksız mektuplar kadar burkuluyor kalbin. Yazdığım şiirler de canımı sıkıyor artık. Fotoğraflarımı yırtıp atıyorum tek tek. Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi Eylül diyorsun. Tam da orada başlıyor ayrılık. Üşüyünce ağlıyorsun yalnızım dememek için. Uçaklar, gemiler, trenler çiziyorsun duvarlara. Kendine bir deniz bul. Artık bir de rüzgar. Parçalanacağın bir uçurum bul bu dünyada. Tek tutkun o kenti bırakıp gelmek olmalı. Ve gelirken havaya uçurmak bindiğin otobüsü. Birden ayrımsadık ki ayrılık orada başlıyor. Tam da çiçeklerin sulanmadığı yerde. Konuşacak bir şeyler bulamıyorsak gün boyu. Derim ki ayrılık gündemdedir ne yapılsa. Ve sen bütün ayraçları kaldırdığını sanmıştın. Ama unutmuşsun yine de ayrılık ayracını. Fikrimden gece yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki
sene çatabilmir. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten Allah yaman. Her bir dertten olan yaman ayrılık. Ayrılık, gidenler, kalanlar, hasretlikler. Gelelim ayrılık şarkısının hikayesine. Sözlerini Güney Azerbaycanlı önemli şairlerinden Ferhat İbrahim'i yazmış. Şarkının bestecisi yine Güney Azerbaycan'dan Ali Selimi'dir. Ali Selimi şarkıyla ilgili şunu söylemiş. Ben uzun zamandır birçok Azerbaycanlının hayatına ağrı ve keder getiren ayrılık konusunda bir şarkı bestelemek için uygun sözler arıyordum. Çoğumuz için bu aile fertlerimiz, sevdiklerimiz, akrabalarımız ve Aras Nehri'nin o tarafındaki yani Kuzey Azerbaycan, kendi köy ve şehirlerimizden ayrı olmak demekti. O dönemde ne Sovyet ne de Şah rejimi bizlere o taraftakilerle görüşmeye izin vermiyorlardı. Bir gün Ferhat adında genç bir şair bana bir şiir getirdi. Önce çok ilgimi çekmese de şiiri okuduktan sonra işte benim aradığım budur dedim. Şarkıyı ilk kez bestecinin eşi Fatime Gennadi seslendirse de şarkıyı siyasi olduğu için devlet sansüründen bir türlü geçiremezler.
Bu yüzden besteci Ali Selim'i, şair Ferhat İbrahim'den şarkı için yeni bir metin hazırlamasını ister. Ve böylece şarkı günümüzdeki halini almış olur. Fakat anlayacağınız üzere bu şarkıdaki anlam kızla erkeğin ayrılığı değil, Güney Azerbaycan ile Kuzey Azerbaycan'ın ayrılığıdır. Azerbaycan geniş bir bölgenin adıdır aslında. Bu bölgenin de merkezi Tebriz kentidir. 100 yıl öncesine kadar bir bütün olan Azerbaycan ilk defa geniş şekilde 12 Ekim 1913 yılında yapılan Gülistan Anlaşması ile Farslaşan Kacar Hanedanı'nın yönettiği İran ve Rusya arasında ikiye bölünür. Azerbaycan'ın kuzeyi Aras Nehri sınır olmakla günümüz Ermenistan ve Nahçıvan'ı da dahil Rusya'ya bırakılırken Güney Azerbaycan'da İran'a kalır. Bu bölünmeyle anne yavrusundan, baba oğlundan, kardeş kardeşten ayrı düşer. İşte şarkıdaki ayrılık aslında bunu anlatmak içindir. Bu şarkı 1958 yılında Tahran Radyosu'nda seslendirildikten sonra Güney ve Kuzey Azerbaycan'da birçok sanatçı tarafından defalarca seslendirilir. Ancak bu şarkıya ilk defa yeniden siyasi motifi veren Güney Azerbaycanlı sanatçı Yakup Zurufçu. Şarkıya çektiği kliple aslında şarkının gerçek hikayesini anlatır. Bu klip hızla Kuzey Azerbaycan'da da yayılır. Sonucunda da şarkı gerçek anlamını kazanmış olur. Savaşların getirdiği yıkım ve acılar, zorunlu göçler, ayrılıklar günümüzde de hala kanayan derin bir yara. Suriye'deki gibi birçok yerde çıkan iç savaşların faturasını ödeyen yine mazlum halklar. Savaşın, gözyaşının olmadığı, barışın hakim olduğu, tek bir insanın dahi aç yatmadığı o günleri görebilmek umuduyla çalıp söyleyelim yine. Gelsin sıradaki türkümüz. Hasrette firkatte sinem dayelindi, çaresiz kalmışım o dosttan yana, o dosttan yana. Hasrette firkatte sinem delindi, çaresiz kalmışım o dosttan yana, o dosttan ya. Mehmet'im der ki buna ne çare,
hasret kaldım cemallara, didara abdal olup katılmışım katara. Yönümüz çevrildi o dosttan yana, o dosttan yana. Abdal olup katılmışım katara, yönümüz çevrildi o dosttan yana, o dosttan yana. Kul Mehmet, 17. yüzyıl şairi. Hakkında çok bir bilgi yok maalesef. Sultan 4. Murat'ın tahta çıkışı sırasında Girit'te Deli Hüseyin Paşa'nın mahiyetindeymiş. Başkaca da bir şey bulamadım. Yazdığı koşma ve semailer günümüze dek dilden dile ulaşmayı başarmış. Kul Mehmet'ten ayrılık üstüne bir koşma da ben söyleyeyim. Bunca demdir hasretliğin çekerim. Gel sevdiğim, gel de ayrılık günleri. Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim, gel sevdiğim, gel de ayrılık günleri. Neler gelir koç yiğidin serine, gece gündüz yanar aşkın narına, gün bugündür hak kefildir yarına, bil sevdiğim, gel de ayrılık günleri. Kapında bulunur bay ile geda, can ile ser gayrı yoluna feda, şimdiden sonra sana gayrı elveda, kal sevdiğim, gel de ayrılık günleri. Bülbülünüm, feryadım var, zarım var. İnci cevher madenidir, şarım var. Lale sümbül, al çiçekli yârim var. Gül sevdiğim, gel ayrılık günleri. Deli gönül karlı dağları aştı. Hicr ordularıyla dertli sinemiz pişti. Kul Mehmet'ten yine gurbette düştü. Yol sevdiğim, gel ayrılık günleri. Thank you.
bakarsın ki yaralar kapanmış, dinmeye başlamış bile sancılar. Bir acı şiir kalmış geriye, bir de sesini yitirmiş anı. Nasıl açıklasam kavrayamazsın. Biz ki birlikte çıkmıştık yola, çocukça. Daha ilk sabaha varmadan bıraktın beni, yalanıp gittin karanlıkları, nasıl uyandırsan uyanamazsın. Anlayamazsın. Söz Adnan Yücel. Müzik Taner Akyol. Sevgili dostum Sunay Akın'ın küçük bir şiiri var ayrılık üzerine. Şöyle söylüyor. İki rayı gibiyiz bir tren yolunun. Yakın olması neyi değiştirir son istasyonun? Evet, ayrılık. Evet. Bir Türküler ve Öyküleri programının daha sonuna geldik ama yine size çok sevdiğim bir şiirle veda etmek istiyorum. Sevgili dostum Şükrü Erbaş'ın ayrılık üzerine yazdığı o muhteşem şiiriyle programı kapatmak istiyorum. Senin korkularını, benim inceliğimi. Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne güz, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini, birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken, duvarlara dalıp dalıp gitmesi, türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek. Birdenbire büyümesi gülüşü artık yaprak kımırdatmayan bir çocuğun. İnsanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi. Bir kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde. Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin. Parmaklarını sözüne pınar edememek, uzaklarda bir adamın üşümesi, bir kadın dağlara daldıkça, ışıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan, çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunun, evlerle sokaklar arasında bir ayrım kalmaması, ayrılık, yağmurdan vazgeçiş, sudan üşüme, yalnızca gölge vermesi ağaçların, İyiliğin küfre dönmesi ayrılık. Güneşin bir ceza gibi doğması dünyaya. Başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş. İki adımından birisi insanın. Sevincin kundakçısı, hüznün ağrıması, süreyen korkusu inceliğin. Ayrılık o küçük ölüm, usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan. Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını? Bir yaprak düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu, bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını, boşluğa boşluk katmadığını, kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ayrılık, o köpüklü öpüşlerin ardından kalkıp ağzını yıkadığında başlamıştı.
Ben bulutları gösterirken bulmacanın beş harfli bir yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış, aşkın şarabının ağzını açtım, yeryüzünden içtim, murt bende kaldı türküsü tenimde düğümlenirken odadan çıkışınla yolunu tutmuş, dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip bu eteğin üstüne bu bluz yakıştı mı dediğinde varacağı yere varmıştı çoktan. Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir okumayacağım bir süre. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım. Ardı kuş resimli aynalar arayacağım mahalle pazarlarında gençliğimi anımsamak için. Emekli kahvehanelerinde yaşlılarla konuşarak sonumu görmeye çalışacağım. Fotoğraflarını güneşe koyacağım bir an önce solsun diye. İçinde ay ışığı, iğde kokusu ve begonvil bulunan tüm resimleri duvarlardan indireceğim. Mican türküsünü asacağım yerlerine. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Fesleğenden başka çiçek koymayacağım penceremin önüne. Büyük kentlerin varoşlarında çırpınan 3 milyon yurtsuza evimi açacağım. Nerede bir kayıp, bir faili meçhul varsa bıraktığı acının yanına resmimi asacağım. Şaşırma. Yetimi korumak için yeni aşklar bulacağım kendime. Ne yapacağımı sanıyorsun ki? Tenin tenime bu kadar sinmişken, ömrüm azala azala akarken önümde, gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken, senin korkularını benim inceliğimi doldurup yüreğime, bıraktığın boşluğu yonta yonta binlerce heykelini yapacağım. Hoşça kal.